Herkese selamlar. Bugün Türk Telekom, Magnet ve Turkcell Superbox modemlerimizden nasıl maksimum performans alabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle anten modifikasyonu yaparak sinyal gücümüzü en yüksek seviyeye çıkaracağız. Sonrasında ise arayüzümüzdeki gizli özellikleri açarak internet hızımızı yazılımsal olarak nasıl arttırabileceğimizi göstereceğim. Haydi hazırsak videoya geçelim. Modemimizin sinyalini arttırmanın en etkili yolu antenlerdir. Bu antenler modemimizin çekim alanını genişletir ve alınan sinyalin daha güçlü ve daha istikrarlı olmasını sağlar. Doğru bir anten seçimi internet bağlantınızdan en iyi performansı almanızı sağlayacaktır. Peki doğru anten seçimini nasıl yapmalıyız? Antenler genel olarak çok yönlü ve tek yönlü olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tek yönlü antenler belirli bir bölgeye doğrultularak sadece o yönden gelen sinyalleri almak için tasarlanmışlardır. Çok yönlü antenler ise geniş bir kapsam alanına sahip olup etraftaki tüm sinyalleri almaya yönelik çalışmaktadır. Modemlerimiz birden çok baz istasyona bağlanarak farklı yönlerden sinyaller alabilirler. Bu yüzden biz bu videoda çok yönlü antenleri kullanacağız. Anteni takmak için modemimizin arkasındaki kapakları bir tornavida yardımıyla kaldırıyoruz. Ardından antenlerimizi çevirerek yerine takıyoruz. Bu antenler arasında tercih edebileceğiniz farklı seçenekler bulunuyor. Ben kendi kullandıklarım ve önerdiklerimin linkini açıklama kısmında bırakıyorum. Alabileceğimiz sinyali fiziksel olarak maksimum seviyeye getirdik. Şimdi sırada yazılım kısmı var. Modemimizin gizli özelliklerine erişerek internet hızımızı nasıl adım adım arttırabileceğimizi şimdi size göstereceğim. Hadi şimdi bilgisayar kısmıyla devam edelim. Evet, şimdi yazılım kısmıyla devam edebiliriz. Öncelikle bilgisayarımızda tarayıcımızdan yeni bir sekme açıyorum. Buradan modem arayüzümüze giriş yapacağız. Modem arayüzümüzün IP adresi 192.168.0.1 şeklinde. Bu Türk Telekom Magnet için. Turkcell Superonline için de farklı bir IP adresi olabilir. Modemimizin altında görebilirsiniz, altındaki etiket kısmında. Türk Telekom Magnet için kullanıcı adımız ve şifremiz de admin ve Türk Telekom şeklinde. Ben bunu değiştirmiştim. Kendi şifremi yazıyorum. Bu şekilde girişimizi yaptık. Modem arayüzümüzün genel görünümü bu şekilde. Burada internet bağlantısı ile ilgili yapabileceğimiz ayarlar çok kısıtlı. Bu sebepten ötürü ben de kendim bir yazılım geliştirdim ve buraya ekstra özellikler eklemeyi sağladım. Şimdi size bunun nasıl kurulduğunu göstermek istiyorum. Öncelikle size açıklama kısmındaki linkte vermiş olduğum kodu kopyalıyorsunuz. Evet, burada görmüş olduğunuz kodu kopyalıyorum. Daha sonrasında tarayıcımıza girerek yeni bir sekme açıyorum. Bu sekmede girmemiz gereken link Chrome //bookmarks şeklinde olacaktır. Burada bir yer işareti ekleyeceğiz. Bu ekranda sağ üstteki 3 noktaya tıklayarak yeni yer işareti ekle düğmesine tıklıyoruz. Burada ad kısmına istediğiniz ismi verebilirsiniz. Örneğin ben modem arayüz ismini vereceğim. URL kısmına ise açıklama kısmında verdiğim kodu yapıştırıyorsunuz. Burada kaydet demeniz yeterli olacaktır. Bu kısımda yer işaretimizi eklemiş olduk. Şimdi tekrardan yeni bir sekme açıyorum. Ve burada sağ üstteki 3 noktaya tıklayarak ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlar kısmından görünüm kısmını seçiyorum. Görünüm kısmından da yer işaretleri çubuğunu göster kısmını aktif hale getiriyorum. Şimdi yukarıda yer işaretlerimiz görünmüş oluyor. Tekrardan modem arayüzümüze geldim. Bu sayfayı bir yenilemiş olayım. Sayfamız yenilendi. Burada yeni eklemiş olduğumuz modem arayüz bookmark'ına tıkladığımızda bu şekilde bir arayüzle karşılaşıyoruz. Bu arayüzde en üst kısımda sinyal değerlerimizi görüyoruz. RSRP ve RSRQ değerlerinin ne olduğunu internetten araştırabilirsiniz. RSRP değerimiz ne kadar küçükse sinyal değerimiz o kadar yüksek demektir. Eksi değerleri olduğu için, yani eksi 80 daha yüksek bir sinyal gücü anlamına gelmektedir. Eksi 120 ise daha kötü bir sinyal anlamına gelmektedir. Buradaki barın rengi de değişerek zaten size bununla ilgili bilgi veriyor. Eksi 100'ün üzerinde olduğunda, yani eksi 110 gibi bir değer olduğunda kırmızı renkte göreceksiniz. Bir alt kısma geçecek olursak burada baz istasyonu ile ilgili bilgileri görebiliriz. ENB ID ve SEL ID'miz bağlandığımız baz istasyonu ile ilgili bilgiler. Main kısmında B1 yazıyor. Bu 1 numaralı banta bağlandığımız anlamına geliyor. İşte burası önemli bir kısım. 4.5G internet ağında farklı bantlar bulunmakta. 1 numaralı bant, 3 numaralı bant, 7 numaralı bant, 8 numaralı bant ve 20 numaralı bant gibi Türkiye'de kullanılan bantlar bulunmakta. Bu bantlar farklı frekanslarda yayın yapmaktalar. Farklı frekanslardaki internetlere bağlanarak internet hızınızı değiştirebilirsiniz. Arayüz incelemeye devam edecek olursak CA kısmında ise band 0'ı görüyoruz. Bu da yardımcı bir band oluyor. Bu kısmına dokunamıyoruz. Kendisi ikinci bir band seçiyor. LTE olduğunu görüyoruz. LTE de 4.5G demek. Burada bağlantı hızımızın 4.5G hızında olduğunu görüyoruz. Yine burada sinyal değerlerimizi görebiliriz. Bunların ne olduğunu merak ediyorsanız araştırabilirsiniz. Şimdi asıl benim yazılımını yaptığım kısma geçelim. Bu alt kısımda band seçim kısmımız var. Otomatik dediğimizde zaten modemimiz kendisi otomatik olarak bir band seçiyor. En yüksek sinyal aldığı bandı seçmeye çalışıyor fakat genelde bunda başarısız oluyor ve kötü bandları seçiyor. Burada kendimiz band ayarı yapabiliyoruz. Şu anda band 1'e bağlı. Band 1'deki internet hızımı hemen ölçelim birlikte. Speedtest.net'e giriyorum. Buradan internet hızımızı ölçebiliriz. Go tuşuna basarak internet hızımı ölçmeye başlıyorum. Burada çıkan download ve upload hız sonuçlarını bir yere not ediyorum. Daha sonrasında tekrardan arayüzümüze geliyorum ve burada band değişikliği yapıyorum. Şimdi band 3'e geçiş yapıyorum. 3 numaralı band seçildi şeklinde bir uyarı gösteriyor. Şurada da görebileceğiniz gibi sinyalimiz kesildi. Şu an bağlantımız kesildi. Yeni bir banta bağlanıyor. Burada tabii ki internetimiz kopacak ve tekrardan yeniden bir baz istasyonuna bağlanacaktır cihazımız. Şu anda 3 numaralı banda bağlandık. Main kısmında band 3'ü görebilirsiniz. 3 numaralı banttaki hızımızı da test edelim. Tekrardan go diyorum ve hız testini başlatıyorum. Evet, 3 numaralı band içinde download hızımızın daha düştüğünü, upload hızımızın ise aynı benzer bir seviyede kaldığını görüyoruz. Yani 3 numaralı band şu an bizim için iyi bir band değil. Band 7, band 8 ve band 20 içinde yine aynı şeyleri yapıyorum ve internet hızları not alıyorum. Evet, tek tek tüm bandları deneyerek internet hız testlerimi yaptım. 8 numaralı band bölgemde çekmediği için çalışmadı. Şimdi yaptığım hız testlerine bakıyorum. Burada 1 numaralı band 10.89, 3 numaralı band 4.33, 7 numaralı band 5.88 ve 20 numaralı band 2.81 megabit verdi. Upload'da ise yine 5 megabit benzer hızlar 1, 3 ve 7 numaralı bandlarda, 20 numaralı band ise düşük çıktı benim bölgem için. Sizin bölgenizde farklı olabilir sonuçlar. Ya şu band daha iyidir, bu band daha kötüdür diye bir şey dememiz mümkün değil. Size yakın olan baz istasyonu 20 numaralı banttadır, daha hızlı çeker veya 1 numaralı band daha hızlıdır. Benim de sürekli değişiyor ve kendim manuel olarak buradan ayarlıyorum bandları. Şimdi hazırlamış olduğum arayüzdeki diğer özellikleri de göstermek istiyorum. DNS ayar kısmından kendi istediğiniz DNS'i yazabilirsiniz. Örneğin 1.1.1.1 Google'ın DNS adresini yazıp kendi DNS'lerinizi kullanabilirsiniz. Otomatik olduğu zaman Türk Telekom'un size vermiş olduğu DNS'leri kullanmış oluyor. Burada Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kısmındaysa örneğin ben Türk Telekom'a tıklıyorum. Size en yakın olan baz istasyonunun konumunu ve baz istasyonu numarasını görebilirsiniz. Burada kabul etmemiz gerekiyor. Örneğin şu Ankara kısmındaki bir bölgeye yaklaşalım. Burada yeşil noktalarda sinyal olduğunu gösteriyor. Evet, burada bir tane 3 numaralı bandı yayan bir baz istasyonu bulduk. Tıkladığım zaman burada baz istasyonunun numarasını bulabiliriz. Kendiniz arayüzde görmüş olduğunuz şurada Cell ID kısmında gördüğünüz band numarasında burada bulup hangi baz istasyonuna bağlandığınızı görebilirsiniz bu arayüz üzerinden. Kendi konumunuzdaki, yakınınızdaki hangi baz istasyonunuza bağlandığını haritadan görebilirsiniz. Ben bu projeyi ilk olarak yabancı bir kaynakta gördüm. Yabancı kaynaktan aldığım kısmını sizinle tamamen ücretsiz olarak paylaşıyorum. Band seçimi yapma ve baz istasyonu görme gibi seçeneklerin bulunduğu yazılımı kendim hazırladım. Bu yazılımı yalnızca katıl üyelerim için sağlayacağım. Katıl üyelerim için hazırlamış olduğum videoda yazılıma ve yazılımın nasıl kullanıldığıyla ilgili detaylara erişebilirsiniz. Nasıl katıl üyesi olabilirim derseniz aşağıda abone ol butonuna bastıktan sonra katıl düğmesine tıklayarak katıl abonem olabilirsiniz. Çok cüzi bir miktar karşılığında bu yazılıma erişebilir, internet hızınızı daha da arttırabilirsiniz. Ücretsiz versiyonda yalnızca bağlandığınız baz istasyonunu, bağlandığınız bandı ve sinyal değerlerinizi görebilirsiniz. Ayrıca DNS ayarını da yapabilirsiniz. Tam sürüme geç butonuna tıklayarak kanalıma katılabilir ve tam sürümü kullanabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.